Merhaba arkadaşlar. Bugün trigger örneğimizde şu senaryo var. Ee, bir trigger oluşturacağız. Bu trigger sayesinde account, e, herhangi bir accountun adı değişmiş mi değişmemiş mi onu görmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle bir checkbox field eklememiz gerekiyor. Bu checkbox fieldin adı name is updated olabilir is updated diye bir checkbox filti yapacağız arkadaşlar. Ee, ekleyeceğiz. Daha sonra eğer oluşturduğumuz bir account'un adı değişmişse o checkbox filtinin seçilmesini istiyoruz. Eğer değişmemişse seçilmemesini istiyoruz. O şekilde bir trigger oluşturacağız. İsterseniz öncelikle e account objektimize yeni bir filt ekleyelim edit object kısmından gidiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları daha önce çalışmıştınız. Field and relationship kısmından yeni bir field ekliyoruz. Yeni field'imizin type'ı checkbox olacak. Daha sonra bunun adını name is updated şeklinde ekleyerek bu field'i ekleyelim arkadaşlar. Visible yapabiliriz. Next diyoruz. Save diyoruz. Şu anda bizim Account Object'inde şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu New District diyelim. Yeni ekleyeceğim account'ları da görmek istiyorum. Oluşturduğumuz field'i burada görebiliriz. Select fields to display diyelim. Oradan istemediklerinizi sol tarafa görmek istediklerinizi de soldan sağ tarafa atabilirsiniz. Name is updated kısmını diğer tarafa atıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha sonra e, yeni bir account oluşturalım önce. Account'umuzun adına e, ne diyelim şöyle e, New Hotel diyelim. Yeni bir otel olsun. Bunun adı değiştiği zaman benim checkbox'umun da e, değişmesini istiyorum. Şu anda burada görüyorsunuz neyimiz updated. Ama siz save yaptığınız zaman e, name is update seçilmediğini görüyorsunuz. Neden seçilmedi? Zaten yeni eklemişiz. Peki biz bunu update yaptığımız zaman diyelim ki bir olarak değiştirdik, update yaptık. E, yine seçilmiyor. Çünkü trigger'ımızı daha oluşturmadık. Öyle bir trigger oluşturmamız gerekiyor ki ne zaman biz account e, accountun adını update e, yaparsak name is update'in seçilmesini istiyoruz. O şekilde bir trigger oluşmamız gerekiyor. Ee, yeni bir Trigger oluşturalım arkadaşlar. Ee, Apex Trigger kısmından. Ben bir Account Trigger oluşturmak istiyorum. Objektim Account olacak. Burada e, birinci olarak Before Update istiyorum. Sadece Update yapıldığı zaman çalışsın. Before Update diyorum. Daha sonra e, For Each Loop yapıp benim e, yani eklediğimiz Account'un adının değişip değişmediğine bakacağız. O yüzden for each loop başlıyoruz. Account objektinde olduğumuz için account diyoruz. Eka, e, bu account e, record'un adına ac diyoruz. iki nokta üst üste koyarak listemizin adını yani tracker nokta new listesinin adını yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar parantezimizi açıp kapattıktan sonra şimdi e, bizim account'un eski adıyla yeni adı aynı mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Yani e, önceki hali ve sonraki hali. Önceki halini şöyle e, trigger.old dan almamız lazım. Sonraki halini trigger.new'den almamız gerekiyor. O yüzden bizim ikinci bir for loop'a ihtiyacımız var. Ona da e, şöyle diyelim. Birincisine ac new diyelim. İkincisinin adını da ac old şeklinde koyalım arkadaşlar. Buna da trigger nokta old diyeceğiz. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey ne? Ee, şöyle trigger nokta eğer hani biz account'u değiştirmek istiyoruz. Biz buraya yeni koyduğumuz değer yani 2 dediğim zaman trigger nokta new oluşuyor. Trigger nokta new'deki account name'i new hotel 2 oluyor. Öncekisi new hotel 1. Yani trigger nokta old'da account'un name'i adı New Hotel 1 iken nokta de değiştirdiğimiz için e, New Hotel 2 oluyor. Benim bu ikisine de ihtiyacım var. Çünkü bir if e, else yani sadece if condition oluşturarak ben eskisinin yenisiyle eşit olup olmadığına bakmam gerekiyor. Yani ac new, nokta in eğer eğer şeye eşit değilse AC old nokta eşit değilse ne anlama geliyor arkadaşlar bu değişmiş anlamına geliyor. Eğer aynı kalmışsa değişmemiştir. Ama eğer e, AC nokta new farklıysa ya da e, e, eskisinden farklıysa demek ki değişmiş. O yüzden bu değişiklikten sonra eğer böyle bir değişiklik varsa yoksa problem yok. Eğer böyle bir değişiklik varsa biz AC nokta sorry AC new account'un bir field'ini update etmemiz gerekiyor. Assign yapmamız gerekiyor. Hangi field? En son eklediğimiz field hatırlayalım. Neyimiz? Updated film e, biz assign yapıyoruz. Yani değeri olmayan, çünkü biliyorsunuz şu anda bir değeri yok. Trigger sayesinde biz buna bir değer vermemiz gerekiyor. Biz bunun değerini true olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Artık şöyle. Eğer isim değişmişse, burada diyor zaten. Eğer isim değişmişse, yani current.old'daki trigger ismiyle trigger.new'deki ismi birbirinden farklıysa o zaman benim name is updated true olsun. Yani seçilmiş olsun. Şu anda siz bu trigger'ı çalıştırdığınız zaman e, name is updated seçilmiş olacak, tıklanmış olacak öyle diyelim. Eğer ama e, ismi değiştirmiyorsanız bir problem olmayacak. Şöyle başlayalım. İlk başta ismini değiştirmiyorum. Başka bir fieldini değiştirelim. Şuradan Select Fields to Display'den ben Account Site'ı da ekliyorum arkadaşlar. Ben Account Site'ı değiştirmek istiyorum. Diyelim ki buraya işte www.newhotel.com diye bir şey yazdım. Bu şekilde değiştiriyorum account site'ı. Name'imiz update'i değişmedi. Çünkü biz trigger'ımıza ne diyoruz? Eğer name'de bir değişiklik varsa Name'de bir değişiklik yoksa o zaman neyimiz is kısmı update olmuyor. Yani assign olmuyor. O yüzden bizim name'i değiştirmemiz gerekiyor. Yani account'un name'ini değiştirmemiz gerekiyor. New Hotel bir değil de iki yapıyorum. Bir değişiklik var mı arkadaşlar? Var. New Hotel 1 2 bir iken şimdi New Hotel 2 oldu. Değişti. Bu değişiklikten sonra benim bana ne diyor? Eğer account name'i değişmişse ben onu sana göstereceğim diyor. Yani name is updated kısmı seçilmiş olacak. Save diyoruz. Ve seçilmiş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde basit bir trigger ile siz eğer e, account name daha sonra değiştirilmişse değiştirilip değiştirilmediğini çok rahat anlayabilirsiniz. E, name is updated field'inin yardımıyla. Sadece yapmanız gereken önce bir checkbox oluşturmanız. Bu checkbox sayesinde eee account name'in adı değiştiği zaman yani trigger.old trigger.new'den farklı olduğu zaman name is updated kısmı true olarak değişecek arkadaşlar. Böyle basit bir trigger'la ee, biraz pratik yapmış olduk. Bir sonraki trigger'ımızda görüşmek üzere.